Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Bu videomuzda The Internet, yani internet konusunu çalışacağız. Bu konu hem genel İngilizce konusu, hem de 8. sınıf İngilizce konularından bir tanesi. Haydi başlayalım. İnternet başlıklı bu videomuzda internet kullanımı, bilgisayar donanımı üzerine kelimeleri, terimleri çalışacağız. Aslında internet konusundaki terimlerin, kelimelerin çoğunu biliyorsunuz. Zira kullanıyorsunuz. Bir teknolojiyi üreten ve farklı ülkelere yayan hangi ülke ise kendi dilini de bir şekilde aktarıyor. Yani o konuyla ilgili kelimeleri, terimleri kullanıyoruz. Direkt olarak karşılıklarını bulursak, yani çok iyi karşılıklar bulursak onlar kullanılıyor. Bakalım bu konuyla ilgili kelimelerin, terimlerin kaç tanesini biliyorsunuz. İnternet konusuyla ilgili en çok kullandığımız karşınıza çıkacak ve 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavda karşılarına çıkacak kelimelerin hepsini çıkarttım, yazdım. Haydi başlayalım. İnternet, internet demek. Laptop, Türkçe'de çok kullanıyoruz. Türkçe karşılığı dizüstü bilgisayar. Desktop PC masaüstü bilgisayar demek. PC'yi de kullanıyoruz. Smartphone akıllı telefon, akıllı cep telefonu demek. System unit sistem birimi, bilgisayar kasası demek. Keyboard klavye demek. Hard disk hard disk ya da hafıza demek. Bakın hard diski de Türkçede kullanıyoruz. USB flash, USB bellek demek. Türkçede USB diye geçiyor. Hadi bunları tekrar edelim. İnternet, internet. Laptop, dizüstü bilgisayar. Desktop PC, masaüstü bilgisayar. Smartphone, akıllı telefon, akıllı cep telefonu. System unit, sistem birimi, bilgisayar kasası keyboard klavye hard disk hard disk hafıza birimi usb flash usb bellek demek kelimeleri terimleri çalışmaya devam edelim wireless modem kablosuz modem demek cable modem kablolu modem cable kablo connection cable bağlantı kablosu connection bağlantı Connect bağlanmak ya da bağlamak. Disconnect bağlantıyı kesmek demek. Hadi bunları da tekrar edelim. Wireless modem kablosuz modem. Cable modem kablolu modem. Cable kablo. Connection cable bağlantı kablosu. Connection bağlantı. Connect bağlanmak, bağlamak. Disconnect bağlantıyı kesmek demek bunların arasında da wireless sözcüğünü Türkçede kullanıyoruz. Başka yine modem sözcüğü Türkçede çok kullanılıyor. Modem'in Türkçesi için bağlantı sağlayıcı diyorlar. Şöyle yazalım. Bağlantı sağlayıcı. Ama İngilizce karşılığı daha kolay ve her yerde kullanıldığı için biz modemi kullanıyoruz. Hadi devam edelim screen ekran demek, webcam bilgisayar kamerası demek, speaker hoparlör, printer yazıcı, software yazılım, hardware donanım, website internet sitesi demek. Bakın bunlardan hangilerini Türkçede zaten kullanıyoruz? Mesela webcam kullanılıyor. Başka speaker kullanılıyor, printer kullanılıyor. Bunlar kadar olmasa da screen sözcüğü de Türkçede kullanılıyor. Hatta televizyon reklamlarında smart screen vesaire diye geçiyor. Şimdi bu sözcükleri de tekrar edelim. Screen ekran demek. Webcam bilgisayar kamerası. Speaker hoparlör. Printer yazıcı. Software yazılım. Hardware donanım. Website internet sitesi demek. Bu arada software yazılım dediğimiz şey bilgisayardaki programlar. Şöyle yazalım. Hardware donanım dediğimiz ise bilgisayarın kasası, mouse, ekran vesaire gibi parçalar. Şuraya yazalım. Bilgisayarın kasası, işte ekranı gibi parçaları diyelim. Ve devam edelim. Prosesör, bilgisayar işlemcisi demek upload yüklemek download indirmek demek search engine arama motoru Telefon line telefon hattı attachment ek dosya eklenti register bir siteye üye olmak ya da kaydolmak demek şimdi bu kelimeleri de tekrar edelim processor bilgisayar işlemcisi upload yüklemek Download indirmek demek, search engine arama motoru, telefon line telefon hattı, attachment ek dosya eklenti, register bir siteye üye olmak kaydolmak demek. Küçük bir ekleme yapalım. Şimdi upload yüklemek dedik ama internette veri yüklemek diye düşünmeniz lazım. Veri yüklemek ya da veri göndermek diye. Download ise veri indirmek demek. Hemen şöyle yazalım. Başka arama motoru ne demek? Belki bilmeyenler vardır. Onu da yazalım. Mesela Google bir arama motor Yani herhangi bir kelimeyi, bilgiyi arattırdığımız, yazıp arattırdığımız e, aracı yazılım demek. Kelimeleri çalışmaya devam edelim. Login giriş yapmak, oturum açmak demek. Logon aynı anlamı veriyor. Yine giriş yapmak, oturum açmak demek. Log out çıkış yapmak, oturumu kapatmak demek. Log off yine çıkış yapmak, oturumu kapatmak demek. Search for information bilgi aramak, araştırma yapmak demek. Play online games internette oyun oynamak demek. Hadi tekrar edelim, okuyalım. Login giriş yapmak, oturum açmak demek. Logon, giriş yapmak, oturum açmak. Anlamı aynı. Logout, çıkış yapmak, oturumu kapatmak demek. off, çıkış yapmak, oturumu kapatmak. Search for information, bilgi aramak, araştırma yapmak demek. Play online games, internette oyun oynamak demek. Hemen bir ekleme yapalım. Belki bilmeyenler vardır diyerek. Mesela login, logon yani oturum açmak ne demek diye. Misal bir sosyal medya hesabınız var Facebook'ta. Kendi hesabınızı açıyorsunuz. Yani üye isminiz ve şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Şuraya yazalım giriş yapmak diye. Logout ya da log off ise yani oturumu kapatmak ise diyelim o sosyal medya hesabınızı kullandınız, Facebook'ta zaman geçirdiniz. Sonra çıkış yapıyorsunuz. Oturumu kapatmak demek de çıkış yapmak demek. Search for information bilgi aramak ise o arama motoruna yani search engine demiştik. Bir önceki sayfada geçmişti. Diyelim Google'a bir şey yazıp arattırıyorsunuz. Bu bilgilerden sonra devam edelim. Kelime çalışmaya devam edelim. Chat online internette yazışmak, sohbet etmek demek. Account hesap demek. Access erişim demek. Online shopping internetten alışveriş demek. Internet addict ise internet bağımlısı demek. Şöyle düşünün haftalık 8-10 saatin üzerinde şöyle yazalım. Haftalık 8-10 saatin üzerinde internet kullanan kişilere internet bağımlısı deniyor. İnternet bağımlılığı da bir çeşit hastalık olarak kabul ediliyor. Biz kelimelerimize dönelim, tekrar edelim. Chat online internette yazışmak, sohbet etmek demek account hesap demek. Access erişim demek. Online shopping internetten alışveriş demek. Türkiye'de de çok yaygın. Internet addict ise internet bağımlısı demek. Bu terim sınavda mutlaka karşınıza çıkacaktır. O yüzden birkaç tane yıldız atalım. Bunu ezberlemeye çalışın. ve the end of the video yani the internet internet konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Kelime terim çalışması yaptığımız videomuzu tekrar izlemeniz, kelimeleri çalışmanız, ezberlemeniz faydalı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.